Yeter mi? Yeter arkadaşlar. Tamam. Oldu değil mi böyle? Dur hocam. Dünya çok hızlı bir değişim ve dönüşümü yaşamaktadır. Ve dünya ülkeleri de gelişme ve kalkınma noktasında yoğun bir rekabet içindeler. İşte yaşadığımız dünyada ülkelerin gelişme ve kalkınmasındaki rekabet güçlerinden en önemlisinin dünya ülkelerinin gerçekleştirdiği dijitalleşme çalışmaları ve bilgi toplumu noktasında elde etmiş oldukları seviye belirlemektedir. O açıdan dünyada bu alanda çok hızlı bir değişim yaşanmakta ve yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Özellikle bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi karşısında devletler de kendi vatandaşlarına sunduğu hizmetlere erişimi dijitalleştirme ve akıllı uygulamalarla artırma ve kolaylaştırma gayreti içine girmiş bulunmaktalar. Bu değişimin kaçınılmaz bir sonucu şudur ki, bilgi toplumunun gereği olan stratejileri yeterince üretip uygulayan gelişmiş ülkelerle bu stratejileri uygulayamayan, bu alanda geri kalmış veya gelişmekte olan ülke ekonomileri arasında makas da hızlı bir şekilde artmaktadır ve açılmaktadır. Bilgi toplumunun gereği olan önemli stratejilerden birisi de e-devlet uygulamalarıdır. Dolayısıyla bu yarışta geri kalmamak için ülkemizin de gelişmiş teknolojiyi ve çağdaş yönetim tekniklerini bir bütün halinde kullanması, vatandaşlara hizmeti ön plana çıkaran bir yapılanmaya gitmesi gerekmektedir. Devletin hızlı ve düşük maliyetlerle hizmet sunması, bürokratik engellerin askeri düzeylere çekilmesi, kamusal hizmetin kalitesinin artması ve doğal olarak diğer ülkelerle rekabet edebilecek seviyeye ulaşması hedeflenmektedir. Bütün bunları sağlayabilmek ve olumlu sonuçları elde edebilmek ancak e-devlet uygulamalarının etkili ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesine ve ülke çapında yaygınlaştırılmasına bağlıdır. Ülkemizdeki tüm vatandaşların e-devlet hizmetlerinden yararlanabilmesi için bilişim okur yazarlığını artırıcı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu'nun kısaca TÜİK yaptığı bilgi toplumu istatistikleri raporuna göre vatandaşlarımızın internet kullanım oranı 2007 yılında %30 seviyesindeyken 2007 yılında Türkiye'de internet kullanımının oranı %30 iken 2017 yılına gelindiğinde önemli iki katından daha fazla bir artışla bugün bu oran %67 seviyesine çıkmış bulunmaktadır. 2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerin internet kullanan vatandaşlarımız tarafından kullanım oranı %41'dir. Yani bir kez daha tekrarlıyorum. Şu anda tüm devlet kurumlarında e-devlet hizmeti verilen tüm hizmetlerde internet kullananların oranı Türkiye çapında %41 seviyesindedir. Ve elektronik ortamda sunulan bu kamu hizmetlerinden faydalanan vatandaşlarımızın memnuniyet oranı da 2007 yılında %64 iken
bugün bu oran 2017 yılında %95'e çıkmış bulunmaktadır. Peki bu e-devlet uygulamalarında, Türkiye'nin gelmiş olduğu e-devlet uygulamalarında dünya ülkeleri arasında durumumuz nedir? Türkiye olarak durumumuz nedir? Bakın o da 2016 yılı e-devlet kalkınma verilerine göre ülkemiz 193 ülke içerisinde 68. sırada ve dünya ortalamasının üzerinde bulunmaktadır. Evet, dünya ortalamasının üzerindeyiz bu alanda ama çok daha iyi bir noktalara gelmemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem dijital devlete geçmeyi hem de devlet kurumlarını ve vatandaşlarımızı siber güvenlik şemsiyesi altına alıp siber saldırılara karşı korumayı hedefliyoruz. Bütün strateji ve eylem planlarımızı buna göre dizayn etmekteyiz.